ODTÜ araştırma gemisi Bilim 2, geminin ismi bu, Bilim 2 gemisi, deniz salyalarını takip etmek için Marmara Denizi'ndeki araştırmasına başladı, seferine çıktı. Araştırma sonucunda belli veriler toplanacak. Bu salyalar nasıl oluştu, nasıl meydana geldi, bunun evveliyatı nedir, ne değildir? Araştırma bu şekilde devam edecek. Bu arada o araştırma sonucunda elde edilen veriler de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın düzenleneceği Çalıştay'da ele alınacak. Takiple, izlemeyle bu süreci inşallah üstesinden geleceğiz. Acil bir eylem planı hazırlıyoruz. Marmara'yı komaya sokan deniz salyası oluşumu takibi alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ODTÜ tarafından ortak çalışma başlatıldı. Müsilajın sebebi deniz suyu sıcaklığının artması, meydana gelen kirlilik ve iklim değişikliğinin etkileri. Çalışma kapsamında Bilim 2 gemisi araştırmalara başladı. Salyanın kaynağı tespit edilmeye çalışılıyor. Marmara Denizi'nin ne kadar sürede eski sağlığını hangi şartlar altında dönebileceğini ortaya koyuyoruz. Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz salyalarının kaynağının ne olduğu araştırılıyor. Bakın şu anda Bilim 2 gemisindeyiz. Bu araştırma gemisinde hemen yanımda görmüş olduğunuz bu tüpler sayesinde ölçümler yapılıyor. Bu tüp denizin farklı noktalarına, farklı derinliklerine gönderiliyor ve denizin kirlilik oranı ve oksijen miktarını ölçüp ardından numuneler alınıyor. Aynı anda işte sıcaklık, tuzluluk, oksijen, klorofil gibi değerleri görüyoruz. Hem de şurada gördüğünüz şişelerle su farklı derinliklerden alıyoruz ve bu suların da analizlerini laboratuvarda yapıyoruz. Gemi 100 noktada araştırma yapıyor. Denizden çeşitli örnekler toplanıyor. Alınan numuneler Bilim 2 gemisinin laboratuvarlarında analiz ediliyor. Deniz kolonuna yayılmış bolca müsilaj olduğunu maalesef gördük. Bakın denizden alınan örnekler hemen geminin içerisinde bulunan bu laboratuvara getiriliyor. Ardından oksijen seviyesini ölçmek için çeşitli numuneler alınıyor. Hemen yan tarafındaysa deniz tüpünden alınan örneklerle müsilajların ölçümleri yapılıyor. Elde edilen veriler Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın düzenleyeceği Çalıştay'da sunulacak. Atılacak adımlar 6 Haziran'da kamuoyuyla paylaşılacak. Karasal kirliliğin bir an önce en azından yarı yarıya azalması gerektiğini bizim yaptığımız çalışmalar gösteriyor. Gerek sanayi tesisleri, gerek buradaki atık su arıtma tesislerinin sayısının, miktarının, kalitesinin artırılması, gerekse geleceğe dönük arıtma tesislerinin kalitesinin iyileştirilmesine yönelik adımlarımız olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.